Günaydın. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misin? Aç değilim. Nasıl, yakışmış mı? Yakışmış. Ne lazımsa alırsın. Şey bitti. Benim olan her şey onun artık. Düşünebiliyor musun Neriman? Ben burada üç kuruşa muhtaç, sefil düşmüşken o iblis benim çiftliğimde benim paramın üstüne konarak keyif çatıyor. Çıldırmamak işten değil. Şu halime bak. Üstümde paçavralar, iş yapmaktan kırılmış tırnaklarım, mutfakta bulaşıklar. Üflesen üstüme uçacak bir ev bozması. Acı nasıl bir haldeyim? Fransalarda bunun için mi tahsil gördüm ben? Babam bu halimi görse eminim mezarında kemikleri sızlardı. Kemal bu hayata toz kondurmuyor ama bu şekilde daha ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Bunu mu hak ediyorum? Üç kuruş kazanan bir ustabaşının karısı olup uzaktan o soykanın sürdüğü sefaheti mi izleyeceğim? Kemal. Mahkeme sonucunu sormayacak mısın Kemal? Gerçi neler olduğunu tahmin bile edemezsin. Aklım almıyor. Güllü bin bir türlü dalavere çevirip davayı düşürttü. O yardakçısı olacak Orhan da bilmiyorum artık aralarında nasıl bir hesap var. Bütün varımı yoğumu onun ellerine sundu. Beni dinlemeyecek misin? Nereye gidiyorsun? Duydu mu dersin söylediklerini? Ondan mı bozuldu acaba? Duyarsa duysun Neriman. Ustabaşı oldu diye düğün bayram yapacak halim yoktu. Gözümü bağlayıp dizimi kırıp bu sefalet içinde çürümeyi kabullenecek miydim yani? Yalan mı söylediklerim? Haklısın şekerim. Sinirlerim bozuldu tabii. Bak, ne diyeceğim? Var mısın eski günlerdeki gibi büyük kulübe gidelim ha? Bir iki bir şey içer kendimize geliriz. Hı? Yok Meriman, ben gelecek durumda değilim sağ ol. Aa, hadi ama. Bak ben davet ediyorum seni. Aramızda lafı mı olur? Ben de ne zamandır insan içine çıkmıyorum. Hem büyük kulüp ne zamandır gerçek hanımlara hasret kaldı. Kırma beni hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.